Emekliye devletten 7500 TL karışıksız yardım. Bayramdan önce başvuru şartıyla tüm emekliler alabilecek. Devlet yardımı artık emeklilere de verilecek. Emeklileri bayram öncesi sevindirecek müjde devletten geldi. Başvuru yapan emekliye tam 7500 TL nakit yardım verilecek. Karşılıksız ve geri ödemesiz devlet yardımı için şartlar belli oldu. Başvuru yapan tüm emekliler yardımdan yararlanabilecek. SSK Bağkur memur emeklisi ya da EYT'li fark etmiyor. Aylık 850 TL olarak ödenecek aile yardımı emeklinin talep etmesi durumunda tek seferde 7500 TL olarak da ödenebilecek. Emekliye aile yardımı ile ilgili merak edilen her şey haberimizde. Milyonlarca emekli geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükselmesi ve bayram ikramiyesinin de 2000 TL olarak ödeneceğinin açıklanması ile birlikte sevinçten adeta havalara uçmuştu. Emekliler bayram öncesinde en düşük emekli maaşından bile hesaplanması durumunda 9500 TL net ödemeyi cebine koyacağım. Ancak emekliye bir müjdeli haber de yine Aile Bakanlığı'ndan geldi. Geçim sıkıntısı çeken emekliye Aile Bakanlığı tarafından sosyal yardım verilecek. Emekliye verilecek olan en az yardım 7500 TL olarak açıklandı. Geçinmekte güçlük çeken maaşı yetmeyen emekliler başvuru yapmaları durumunda devletten Türkiye Aile Destek Yardımı alabilecek. Başvuru şartları ve detaylar açıklandı. Geç kalmadan başvurunuzu yapın, bayram öncesi ödeme alın. Emekliye 7500 TL aile yardım. Dar gelirli ihtiyaç sahibi ve geçim sıkıntısı çeken emekliler için de artık aile destek ödemesi var. Hane içinde kişi başına düşen geliri asgari ücretin 1/3'ünden az olan tüm emekliler başvuru yaparak bu sosyal yardım parasından yararlanabiliyor. Emeklilerin başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından ya da E-Devlet üzerinden yapmaları gerekiyor. Başvurusu onaylanan emekliler Ramazan bayramından hemen önce isterse tek seferde 7500 TL istersen aylık 850 TL olmak üzere aile yardımı alabiliyor. 12 ay boyunca yardım devam edecek. Aile Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl başlattığı Türkiye Aile Destek Yardımı tam 12 ay sürüyor. Gelir durumuna göre hanelere ödenen rakam 7500 TL ile 15000 TL arasında değişiyor. Yani aylık 850 TL ile 1250 TL arasında değişen bir ödeme yapılıyor. Başvuru yapanlar ödemelerini PTT hesaplarından ya da başvuru esnasında verdikleri Ziraat Bankası IBAN numarası üzerinden alabiliyor. Başvuru onayı alan emekliler, tam 12 ay boyunca düzenli olarak aile yardımı imkanından faydalanma şansını elde ediyor.